Evet. Oldu canım. Merhaba, iyi akşamlar. Rahatsız ediyorum sizi ama önemli olduğunu düşündüğüm bir konu için. Sabahı bekleyemeyecek kadar önemli meseledir umarım. Bekleyemeyeceğini düşünüyorum. Girebilir miyim? Dinliyorum. Olcay Hanım, bugün kötü bir... Aslında bunu size söyleyip söylememeyi çok düşündüm. Gerçekten belki ben abartıyorum, büyütüyorum bilmiyorum ama... sonunda söylemem gerektiğine karar verdim. Daha açık konuşur musun? Olcay Hanım, Yasemin Hanım... Yasemin Hanım bugün yarı yolda arabayı durdurdu ve benden aldı. Kendisi kullandı. Buna nasıl izin verirsin? Durumu bilmiyor musun? Olcay Hanım, gerçekten ben çok direndim ama bir şey yapamadım. Arabayı durdurdu, direksiyona geçti. Hiçbir şey yapamadım. Aa, sırf bana inadından. Efendim, böyle davranacağını bilseydim gerçekten ben kullanırım diye atılmazdım. Hala ben olayın şokunu yaşıyorum. Bilmiyorum, bir yandan da ben mi abartıyorum diyorum. Hayır, abartmıyorsun. Sen doğru olanı yaptın. Otur şöyle. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Nasıl kahve içersin? Sade. Mine, çalışma odasına iki sade kahve. Hemen olacağım. Komada gibi bir de kahve içecekler. Ay ne anlatacağım? Ben müsaadenizi isteyeyim. Böyle önemli mevzularda kapım her zaman açık. Ama yine de söylediğim gibi Yasemin Hanım benim size böyle bir şey söylediğimi bilmezse... Orasını sen bana bırak. Senin birinci önceliğin lütfen Kerem olsun. Bu son yaptığı hareketler gösteriyor ki gelinimiz hala yaptığı kazanın şokunu üzerinden atamadı. Bunun torunuma zarar vermesini istemiyorum. Yani o konuda da sana güvenmek istiyorum. Gözünüz hiç arkada kalmasın efendim. Ona nasıl güzel baktığımı göreceksiniz. Öyleyse iyi geceler. İyi geceler.